Büyük harflerin kullanımına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 15. maddede milli ve dini bayramlarda bayram niteliği kazanmış günlerin adları büyük harfle başlar demişiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı, Anneler Günü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü derken dikkat edin buradaki günler herhangi bir gün değil, özel günlerdir ve tek günlerdir. O yüzden bunlar özel isim statüsüne girer ve büyük harfle yazması gereken sözcükler sınıfında işlenir arkadaşlar. Kurultay, bilgi şöleni, açık otun ve benzeri toplantıların adlarında her kelime büyük harfle başlar demişiz. 5 uluslararası Türk dil kurultayı manas, bilgi şöleni derken bunlar da birer özel isimdir ve özel isim oldukları için de büyük harfle yazılmaları gerektirir. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar demişiz. Kurtuluş Savaşı, başı ve sonu belli bir dönemdir, büyük harfle yazılır. Milli Mücadele, başlangıç ve son bellidir, büyük harfle yazılır. Ciral Taş Devri, İlk Çağ, Yükselme Devri, Milli Edebiyat Dönemi, Servet Dönemi, Tanzimat Dönemi birer çağdır ve o yüzden büyük harfle yazması gereklidir. Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ise birer olaydır, başları ve sonları bellidir, büyük harfle yazması gereken sözcükler arasındadır diyebiliyoruz madde maddede özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar demişiz. Türklük Türkçe, Avrupalı, Bursalı gibi örneklere bakarsak dikkat edersiniz. Türk'ten Türklük, Türk'ten Türkçe, Avrupa'dan Avrupalı, Bursa'dan Bursalı derken sözcükler özel isimden türemiş ve özel isimden türemiş sözlüklerin hepsi büyük harfle başlar. Özel isimden türemiş sözcükler büyük harfle başlamalarının yanında mesela Türkçe sözcüğü özel isimden türemiş bir sözcüktür. Sonra gelen çekim ekleri kesme imiyle ayrılmaz. Yani Türkçenin sorunları der isek Türkçenin derken özel isimden türediği için büyük harfle başlar. Özel isimden sonra yapmak iyi gelmiştir. Özel isimden sonra yapmak geldiyse sonraki çekmekinin kesme ile ayrılmasına gerek yoktur. Yani şu şekilde bir yazım arkadaşlar yazım yanlış olarak karşımıza gelecektir. Buna özellikle dikkat etmekte fayda vardır. Türkçenin derken Türk özel isimde Türkçe derken özel isimden sonra yapmak gelmiş. Özel isimden sonra yapmak geldiyse sonraki ekin kesme ile ayrılmasına gerek yoktur. Buna özellikle dikkat edelim. 18. maddede yer, millet ve kişi hatlarıyla kurulan birleşik kelimelerde özel hatlar büyük harfle başlar demişiz. Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frank gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü derken fıstık, lahana, gömlek, ceviz, anahtar, gül bunlar birer cins isimdir. Yalnız Antep, Brüksel, Frank, Hindistan, İngiliz, Japon ise özel isimdir. Dolayısıyla bunların ilk sözcükleri büyük harf yazılacak ama ikinci sözcükler küçük harfle yazılması gereken sözcükler olarak kullanılacaktır. Büyük harflerin kullanımında ay ve gün hatlarının yazımına geldiğimiz zaman arkadaşlar belli bir tarih bildiren ay ve gün hatlarının büyük harfle başladığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ay ve gün hatlarının yazımında basit bir kural var. İşin içine rakam varsa ay ve gün adı büyük harfle yazılır. Rakam yoksa ay ve gün hatları küçük harfle yazılır diyeceğiz. 29 Mayıs 1453 salı günü derken işin içine rakam var. Mayıs'ın M'si salının S'si büyük yazılmış. Turnuva 25 Haziran'da başlayacak derken işin içine rakam var. Haziran'ın H'si büyük harfle yazılmış. Sonuna gelen kesme ile ayrılmış. 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım diyor Atatürk Nutuk adlı eserinde. İşin içine rakam var. Rakam olduğu için Mayıs'ın M'si büyük harfle yazılmış. Kesme imiyle ayrılmıştır. Belli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün hatları küçük harfle başlar demişiz. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar derken Eylül ay adı işin içine rakam yok. Rakam olduğu için küçük harfle yazılmıştır yürütme kurulu toplantılarını perşembe günü yaparız derken işin içine rakam yok. Dolayısıyla perşembe sözcüğünde küçük harfle yazılması gerektirir demişiz. Dikkat ederseniz rakam varsa ay ve gün adı büyük. Rakam yoksa ay ve gün adı küçük yazılmak zorundadır arkadaşlar. Büyük harflerin kullanımında son olarak da levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar demişiz. Giriş Çıkış, müdür, vezne, başkan, doktor, otobüs durağı, dolmuş durağı, şehir arası telefon, ikinci kat, dördüncü sınıf, birinci blok gibi levha ya da açıklama belirten sözcükler büyük harfle yazılması gereken sözcükler şeklinde karşımıza gelmiştir. Bunlar sadece levha ya da açıklamalarda büyük harfle yazılır. Bunun dışında küçük harfle yazılmaları gereklidir. Buraya dikkat etmekte fayda vardır arkadaşlar. Müzik